Evet, konuşma zamanı, bir kez daha hoş geldiniz. Bugün yine her zamanki gibi çok önemli ve çok kıymetli bir konumuz var. Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Sayın Turan Büyük Yılmaz bugünkü konumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Güven Bey. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun efendim. Önemli bir toplantınız vardı. Haberimi aldım. Evet. Bir yerde bırakıp buraya geldiniz. Çok doğru. Bir işe verdiniz ciddiyetten. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sayın Genel Sekreterim, isterseniz vaktimizi iyi kullanma açısından hemen sorularımıza başlayalım. Geçen gün Genel Başkanımız Erhan Arıklı'nın bir televizyon programına birazcık şahit oldum, dinledim. Ve gördüm ki hala bir şeyleri anlatmakta zorlanmıyorsunuz ama sanki birileri belli konulara takılmış, o konulardaki dar gözlükten dışarı farklı bir şekilde bakamıyor ve sizi hala farklı bir kefeye, farklı bir ortama, farklı bir yere koymaya ve çekmeye çalışıyorlar. Şimdi çok net, bu kurulduğunuz günden beri söylüyorsunuz, izah ediyorsunuz ama bir kez daha bizim nezdimizde, Ala TV'de konuşma zaman ekranlarında bir kez daha duymak istiyorum. Çünkü buna ihtiyaç da var, yanılmıyorsam. Her ne kadar halk nezdinde bu söyleyeceğim kırılsa da belli başlı güçleri, belli başlı kişileri, belli başlı siyaset yapan ya da medyanın içerisindeki provokatör demeyeyim, ağır kaçar ama konuları farklı yönlendirip de oradan prim yapmak isteyen ya da siyaset yapmak isteyen kişilerin kullandığı argüman. Siz Türkiye'lilerin partisi misiniz? Ki Türkiye'lilerin partisi olsanız ne olur, evet. Olmasanız ne olur? Tabii ki Güven Bey, inanın ki bu sorulara cevap vermekten artık tamamıyla yorulduk. Ve bu soruları sizler gibi sorulmuyor yani bize. Sorulurken İğneleyici soruları gibi, evet. Üzücü bir şekilde soruluyor. 7 Ekim 2016 tarihinde kurulurken biz sadece ve sadece partimize üye olacak insanların kimlik kartlarına bakmıştık. Ama o konuşmalarımız içerisinde de hep şunu anlatmıştık. Yeniden Doğuş Partisi ezilenlerin, sahipsiz kalanların, efendim, temsiliyet hakları elinden alanların, haksızlığa uğrayanların sözcü olacaktır, eli olacaktır diye söz vermiştik. 2 yıllık süreç içerisinde gerçekten bu vermiş olduğumuz sözlere inanın hep sadık kalmaya çalıştık. Sayın Genel Başkanım, ben partimin kapısından içeri giren hiç kimseye nereli olduğuna bakma lütfuyla ilgili hiçbir düşüncem olmadığını dile getirmişti. Aslında hiçbirimizin yok, çok doğrudur. Vatandaş olsun veya olmasın, herkese kapılarımız açık. Bu ülkede vatandaş olmayan o kadar ezilmiş insan var ki onları da sorunlarını da dinlemek gerekiyor. Sanırım ki sadece Yeniden Doğuş Partisi'nin değil, bütün siyasi partilerin bunu gündeme alması gerekiyor. Emeğini veren, alın terini döken bu insanları yok sayarak sizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne var mısınız yok musunuz kelimesini kullanma şansımız yok. Amaç ne peki? Neden sürekli olarak aynı şeyi kaçıp kaçıp duruyorlar? Yani siz Türkiye'lilerin partisi misiniz kelimesi var. Bunun neden sorulduğunu çok iyi biliyoruz. 1981'de de bu sorulmuştu. 85'te de sorulmuştu. 90'da da soruldu. Kapanırken de Yeni Doğuş soruldu. Yeniden Doğuş kurulurken de soruldu. Sanırım ki 10 yıl sonra yine sorulacak. Kıbrıs Türk halkıyla bütün olmuş, anavatan Türkiye'den veya farklı yerden gelmiş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmuş insanların Kıbrıslı Türkler gibi yaşama hakkı olduğuna inanıyorum. Hiç kimse bu hakkı elinden alamaz. Ben buraya geldiğim zaman 10 yaşındaydım. Şimdi 50 yaşları geçmiş vaziyetteyim. Geldiğim zaman bir çocuktum, şimdi emekli bir insanım. 24 yıl bir fiil Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na görev yaptım. Her Kıbrıslı kadar Kıbrıslı olduğuma inanıyorum. Hiç kimse benim kimliğimi sorgulama hakkına sahip olduğuna asla müsaade etmem. Bu ülkedeki kıymetlendirme bakımından her Kıbrıslı Türk ne hissediyorsa aynı şeyleri hissediyorum. Ve çevremizdeki her insanın aynı şeyi hissettiğini biliyorum. Hatta ben evimde çocuklarıma bu kelimeyi kullanma şansım yok, anlatamam.
Yani benim bir çocuk babasıyım. Ben evime gittiğim zaman babacığım bize Türkiyelilerin partisi ile gibi bakıyorlar kelimesini ben çocuklarıma anlatamam. O çocuklar hiçbir zaman kendini Türkiye'li Kıbrıslı konusunun içerisine ne sokarlar, ne yaklaşırlar, ne de anlarlar. Anlamaları esas önemli olan bence. Bu çocukları biz yetiştirirken, öğretirken, hayata hazırlarken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gerçekleriyle hazırlamaya çalışıyoruz. Yani bizim önümüze, efendim siz Türkiye'lilerin partisisiniz, ne bileyim yok işte 3 gün buraya gelmiş de vatandaş olmuş, bilmem ne olmuş, işte aynı kimlik, kimlik mi yani bu işte efendim, siz kendinizi nasıl Kıbrıslarla bir tutarsınız gibi söylemler söyleyen arkadaşlarım, kendilerine bakmaları gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan ve bu ülkeye gelip Kıbrıslı Türklerle kader birliği yapıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuran insanların bugün kimlik kartları eğer sorgulanıyorsa ayıp kimdedir? Bunu düşünmek lazım. Peki ama bunu sorgulayanlar, siyasetçiler için konuşuyorum. Günü geldiği zaman da yani ötekileştirilen aslında Türkiye kökenlerin kapılarını çalıp da oy istediklerinde, örgüt başkanı yaptıklarında ya da partinin alt kollarında belki de birkaç kişi milletvekili adayı da olmuştur, milletvekili de olmuştur. O zaman problem olmuyor ile siz bu noktada bir atılım yaptığınız zaman mı sıkıntı oluyor? Yani art niyetin aslında olduğu, hizipleşmenin ve bu konuda etnik milliyetçiliğin yapıldığını sizler de söylüyorsunuz, bizler de bunu görüyoruz. Tek sıkıntı tarafsız gözle bunları anlatmakta problem yaşıyoruz. Bunu tarafsız bir gözle hepimizin görmesi lazım ve bunu da o şekilde anlatması gerekiyor. Doğru değil mi efendim? Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Ve bu tartışmaların da aslında bitmesi lazım. Biz her ne kadar ya da siz her ne kadar bunu bitirseniz de aynı düşüncede, aynı milli mücadele ruhuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin vatan bilmiş, buranın bekası için çalışan, çabalayan, hizmet aşkıyla yanıp tutuşan, bu topraklara sahip çıkmış insanların bir kez daha kendisini anlatması, bir kez daha siyasete bakan biz öyle değiliz, biz böyleyiz gibi konuşması, bunlar aslında zuldür ya. Gerçekten zul. İnanın ki bunu yaşıyoruz yani. Gerçekten yaşıyoruz. Ya bizim ortak paydaş noktamız Kıbrıs Türk halkına hizmet etmek. Bizim amacımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki insanların mutlu olabilmesi için siyaset yapıyoruz. Bu yüzden bu siyasi parti var. Yoksa biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki insanları bölmek, ayırmak, karşı karşıya getirmek, kafa taşçılık yapmak. Zaten bunu yapanlar var yani, bize ihtiyaç yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu anlattıklarımı birçok siyasi parti yapıyor. Yapıyor ki Yeniden Doğuş Partisi kuruldu. Evet, bir ihtiyaç. Yapmasaydılar Yeniden Doğuş Partisi kurulmayacaktı. Evet. Yaptıkları için var olduk ve bize şans versinler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yönetme şansı versinler ve görsünler bakalım ki onların yaptığı gibi bu ülkede insanların temsiliyet hakları, haklarını, fırsat eşitliklerini, mecburi sermayenin adamı olma özelliklerini biz ortadan kaldırıyor muyuz, kaldırmıyor muyuz? İşte burada ben bir noktada Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı'ndan ve diğer milletvekilinden başlayarak birçoğunu da kızıyorum aslında, sitem ediyorum. Niye? Sizleri bu anlamda dışlayan, kendi yayın organlarına da bu anlamda yayın yaptırtıp sizleri ötekileştirenlerin oluşturduğu bir dörtlü hükümet modelinde Yeniden Doğuş Partisi, bunu herkes soruyor, neden sürekli nisap sağlamada ya neredesiniz diye aranan isimler olarak iki ismi arayıp da nisap sağlanması için destek talep ediyorlar. Yeniden Doğuş Partisi neden nisabı sağlıyor diye birçok kişi de size bu konuda kızıyor. Evet. Şimdi yine biz de bu konuda sistemimizi size söyleyelim. Sizin de neden Yeniden Doğuş Partisi olarak bu anlamda size sıkıntı yaratan ya da hizipleşmeye körükle giden insanların, partilerin oluşturduğu bir meclis kürsüsünde neden siz de nisabı çok sağlıyorsunuz? Çok çok doğru söylüyorsunuz. Yeniden Doğuş Partisi parlamentoya girdiği zaman iki milletvekiliyle neler yapabileceğimizi veya nasıl bir destek verebileceğimizi çok ciddi şekilde ortaya koyduk. Netice itibariyle 27 sayısıyla kurulmuş olan bir hükümetin nisap konusunda çok büyük sorunlar yaşayacağı kesindi. Gerek partilerin kendi içindeki huzursuzluk, gerekse çıkılan dış görevler, hastalık ve buna benzer yapılar içerisinde meclisin çalışabilmesi için bir nisaba ihtiyaç vardı. Öncelikle bütçe görüşmelerinde Yeniden Doğuş Partisi olarak biz farklı bir yapı ortaya koymaya çalıştık. Dedik ki bu bütçeyi hazırlayan Ulusal Birlik Partisi Demokrat Parti hükümeti muhalefette kalan Ulusal Birlik Partisi gibi hayır deme yerine doğru olan neyse onu yapalım ve evet dedik. Mütakiben 5 veya 6 kez
meclisin açılmasına katkı sağladık. 100 günlük bir süre verdik. Bu süreçte beklentilerimiz şuydu. Yeni kurulan bir hükümet, büyük bir heyecanlar olacak. İlk defa hükümet olmuş insanlar, partiler parlamentoya girmişler. Kıbrıs Türk halkına çok büyük katkılar sağlayacaklar. Şans verdiniz aslında. Şans vermek istediniz. Şans vermek istedik. Hem memleketin de bu şansı. Memleketin geleceği vardı. Evet. Çünkü çok büyük bir huzursuzluk vardı. Bu kriz geliyorum diyordu. Belki meclis açılır, yasalar çıkartılır, hükümet çalışır ve Kıbrıs Türk halkı bir refaha ulaşır. Ve bu refahta da Yeniden Doğuş Partisi'nin küçücük bir katkısı varsa bile... Yani siyaset gütmediniz aslında asla, orada. Asla. Katkısı varsa bile bu bizi mutlu edecekti. Ama sonuç olarak sanırım tam 21 gün önceki bir süreçten bahsetmek gerekiyor. Meclis yine açılamıyor. Ve Sayın Genel Başkan'dan bir bakan arkadaşımız yardım talebinde bulunuyor. Kendisinin rahatsız olması, Türkiye'de olması dolayısıyla. Ve biz meclisin açılmasına destek veriyoruz. Vermiş olduğumuz desteğin bedelini Yeniden Doğuş Partisi olarak çok ağır ödemek zorunda kalıyoruz. Tohumculuk yasası diye bir yasa geçirmeye çalıştırıyorlar. Ve biz diyoruz ki, bizim aşmış olduğumuz nisapla beraber bu yasayı erteleyin. Netice itibarıyla tohum yasası Kıbrıs Türk halkına herhangi bir şey kazandırması mümkün değil. Bu yasa tamamıyla yanlıştır. Yeni baştan çalışılması gerekiyor. Bu çalışmanın neticesinde tekrar gündeme gelsin. Bizim sağlamış olduğumuz nisaptan bunu kaldırın diyoruz. Tam zıttı oluyor. Bizim vermiş olduğumuz nisapla beraber tohumculuk yasası geçiyor. Allah'tan Cumhurbaşkanı'ndan geriye döndü ve yoksa Kıbrıs Türk halkı tarım konusundaki en büyük hizmetlerinden bir tanesini yaşayacaktı. Geç sen Cumhurbaşkanı nasıl Cumhuriyeti... çok enteresan. Evet. Yani hükümetin 5. ortağı olarak hep kendisini dillendirir insanlar ama. Evet. Türkiye Cumhuriyeti 2005 yılında bu tohumculuk yasasını kabul etmenin bedelini her yıl bu lobilere milyon dolarlar para yollayarak ödüyor. Yani dip komşumuz Güney Kıbrıs bunu kabul etmemiş. İsrail kabul etmemiş. Veya Avrupa Birliği normları içerisindeki birçok ülke buna uymak zorunda olmadığı için kabul etmemiş. Bunları bile bile lades olma olur mu? İşte biz bile bile lades olmaya gidiyoruz. Yani İsrail'i, İspanya'yı, Amerika Birleşik Devletleri'ni bu şekilde zengin etmenin yollarına giderek bu tohumculuk yasasını geçirip yerli tohumculuğu tamamen bitirme konusuyla ki hele ki bu tohumlar tamamen genetiği değişmiş tohumlar. Yani bir defa ekme şansın var. Seneye bir daha onu ekemiyorsun. Yenisini almak zorunluluğun var. Böyle bir yasayı bize geçirtmeye çalıştılar. Mütakiben hükümette görev alan milletvekili arkadaşlarımız inanılmaz bize karşı saygısızlık yaptılar. Bir tanesi Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Yeni Doğuş'un desteğine ihtiyacımız yok dedi. Allah Allah. Bir tanesi de Yeni Doğuş bir defa nisap sağlıyorsa iki istiyor dedi. Ve biz bu arkadaşımızı özür dilemesi için basın yoluyla davette bulunduk. Yeniden Doğuş Partisi bu bakanın kardeşlerimden bir talepte bulunurken sizin elinizin uzatmadığınız, sahip çıkmadığınız, vatandaş derdini anlatamadığı hususları gelip bizimle paylaştığı için biz size bunları getiriyoruz. Ve biz sayın vekilden ve parti başkanından eğer Yeniden Doğuş Partisi olarak bizim sizden şahsımıza ve partimize ait bir talebimiz varsa yani vermiş olduğumuz nisap karşılığında sizler bizlere herhangi bir boyun bükmeniz varsa lütfen bunu açıklayın biz sizden özür dilerim. Ama böyle bir şey olmadığı kesin sizden özür bekliyoruz. Yine toplum menfaatini aslında siz evet, istek yapıyorsunuz. Kesinlikle. Partide kişisel bir çıkar anlamında bir şey istememiş baktığınızda. Bu yaklaşık olarak biz nisap konusuyla ilgili destek vermedikten sonra biliyorsunuz bir hafta meclis hiç açılamadı. Büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Tabii ki insan ne ister? Kıbrıs Türk halkı beklediği yasalar çıksın, huzura kavuşsun. Yani örnek vermek gerekiyorsa biz ivedilik olarak bir hal yasasının bir an önce çıkması için çok büyük gayretler sarf ettik. Bunu aylardır söylüyorsunuz, evet. İvedilik yasası, ivedilik olarak geçmiş ama en küçük bir hazırlığı olmadı. Yani bu ülkeye neler kazandırabilirdik? Hal yasası içerisinde etiket yasasını çıkartabilecektik. Hallerimiz olacaktı. Üreticinin üretmiş olduğu, kaşladan alındığı,
satış noktasındaki en son tüketiciye kaç liraya geldiğine kadar çok büyük bir çalışmanın eseri ortaya konacaktı. Ama ne yazık ki 2013 yılından beri iki defa katik olmuş yasa, sanırım üçüncü de olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin halkı mutlu edebilecek yasalara ihtiyacı var. 10 aylık bir süre geçmesine rağmen meclisin hiçbir şey üretememesi, Kıbrıs Türk halkının refah seviyesini hiçbir şekilde yükseltemesi sorgulanması gerekiyor. Şimdi yasalardan bahsederken hükümetin bu anlamdaki basiretsiz politikalarından herkesin konuştuğu gibi sizlerin de bizlerin de konuştuğumuz üzere ben birkaç örnek daha vermek istiyorum. Ve bunu sürekli bütün basın yayında çalışan arkadaşlarımız aslında gündemde tutuyor ama maalesef hükümet de gözünü kapatmış, kulağını kapatmış. Üç maymun derler. Konuşmuyor bir şekilde. Ben geçen yazdım hayalet hükümeti. Zam olacağı zaman ortaya çıkıyorlar. Sonra hiçbir şekilde de kendilerini göstermiyorlar. Sitelerin 9 liraya çıktığı zamanlarda hızlı bir şekilde bütün ürünlere zam yapan esnaf, ticaret erbapları ve bunun yanında da tabii ki doğal olarak devletin yetkili makamları aynı sitelerin şu an 6 küsürlerdeyken ya da 7 küsüre düşünüyorsun. 7 nokta bilmem kaç var ama 2 lira yakın bir düşüş var. Hiçbir şekilde bir iyileştirmeye gidip de vatandaşını rahatlatmamakla beraber kalkıp bir noktada da geçen başbakan bir açıklama yaptı. Çok hayıflandım. Nasıl böyle bir şey gaf yapabilir diye. Bizim elimizde değil ki gibi işte benzinde ne bileyim elektrikte, gazda ekmekte, sütte indirimlerin yapılmamasıyla ilgili sanki sermayenin koruyucusu noktasında biz ne yapabiliriz ki gibi gafların yapıldığı bir hükümet modelinden bahsediyoruz. Doğru. 15 kuruş indirim yapmışlar. Ben size bağışlayayım 15 kuruşu alın cebinize koyun. Ne münasebet ya. Kepçeyle aldığın zaman kaşıkla bile vermiyorsun. Yani benzine yaklaşık 2 lira yakın zam yaptım bu son süre içerisinde. Elektriğe nereden baksanız %60'a yakın zam yaptınız. Gaza %50'ye yakın zam yapıldı. Diğer ürünleri saymıyorum bile. Yaptığı zamları bir de ekstra dışarıdaki ticaretle uğraşan, esnaflık yapan hepsi demeyelim birçoğu kendileri de üstüne zam yaptı. Yani sizdeki 3 liralık bir ürün bende çok rahat 6 lira. Nasıl olsa alacaklar diyebiliyoruz. Devlet bu noktada denetim mekanizmasında beceremeyip hükümet edenlerin yüzüne gözüne bulaştırdığı bir ortamda insanlar artık illallah etti. Evet. O yüzdendir ki belki insanlar niye nisap sağlıyorsunuz? Bırakın bu beceriksizler hükümeti yürütmeyi meclisi bile açamıyorlar diye. Aslında tatlı sistemler oluyor. Hükümetin bu anlamdaki beceriksizlikten aslında sizden duymak isteriz. Ya kesinlikle çok doğru şeyler söylüyorsunuz. Ama hiç olmazsa şu temel gıda malzemeleri konusuyla ilgili en azından bunlara bir el atmaları gerekiyor. Bakın insanlar aç. Bu krizin etkileri her geçen gün toplum üzerine kara bulut gibi çökmüş vaziyette. Ocak ayından itibaren bu daha da artacaktır. Daha da yüklenmeye başlayacaktır. Bunun altında vatandaşın kalkması mümkün değil. Nisabı falan hepsini bir kenara bıraktık. Keşke bu hükümet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan insanları ayağa kaldırabilecek bir şeyler üretsin de biz her gün parti olarak onlara nisabı sağlayalım. Sağlayalım ve destek verelim. Yani bunu yapabilmek için bu süre bitti artık. Bundan sonra bir şey yapmada şansları kalmadı. Bütçe geldi artık. Sadece ve sadece Ocak ayına kadar olan süreç içerisinde meclisin yapacağı sadece bütçeye geçirmekten başka bir şey yapma şansları kalmadı. Bakanlıklar durdu. Çalışmıyor. Üretmiyor. Bir şeyleri hayata geçirmiyor. Kıbrıs Türk halkına verilen bütün sözler unutuldu. Hükümet programı, ne hükümet programı? At gitsin, bir kenara bırak. Böyle gelmiş, böyle gidiyor. Ne yapacaklarını bilmez vaziyette ve bu sonuç nereye varacak konusuna bakıldığı zaman bu işi yapamıyorsunuz kardeşim, bırakın bilenler yapsın artık. Çekilin bir kenara ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bu kaostan kurtaralım. Gelin hep beraber bir erken seçime gidelim ve Kıbrıs Türk halkı bu hükümetin efendim oluşumuyla ilgili oluşması gereken yapıyı ortaya koysun, iradeye saygı duyalım ve bu çirkeflik bir şekilde sona ersin. Ne yapmaya çalışıyorlar? Eğitim dibe vurmuş, sağlık dibe vurmuş, tarım dibe vurmuş, turizm, oteller bomboş. Efendim, yani niye şunu bir, yani bu 10 aylık süreyi değerlendirdiğimiz vakit hiçbir tanemizin böyle pansuman yasalar dışında, küçük küçük kanun hükmünde, kararnameler dışında bir şeyler çıktığını veya şunu iyileştirdiklerini, yani bir çıkıp anlatmaları lazım. Sayın Başbakan, Başbakan Yardımcısı, bakanlar çıksınlar. Efendim, her cuma günü başlangıçta büyük bir hevesle 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat konuşan başbakan
birden ortadan kayboldu. Hani şunları yapacaktı, bunu yapacaktı, şöyleydi, böyleydi falan. Nerede bunlar? Yani kriz geliyorum dedi Şubat ayında. Efendim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne nasıl geçer, nasıl geçmez konusuyla ilgili hükümet hiçbir tedbir almamasının bedelini Kıbrıs Türk halkına çok ağır ödettiler. Bu bedelin izleri çok uzun yıllar sürecektir. Çok uzun yıllar sürecektir. Yeni krizler gelmezse. Yeni krizler gelmezse. Bu şekilde. İnşallah gelmez. Tek umudumuz budur. Ama bugün evini efendim dövizle alan insanlar, kirasını dövizle ödeyenler, araba taksitini dövizle ödeyen insanların okul taksitlerini nasıl ödeyecekler? Çocuklarına nasıl bakacaklar? Geleceklerini nasıl ayarlayacaklar? İşte her gün gazetelerin boy boy efendim sayfalarına bakıyoruz. Hırsızlık, hırsızlık, efendim esrar, kokain. Buna benzer kolay bir şekilde bir şeyleri elde etmek için insanların bir çırpınışı var. Bunun sağlayan nedenlere bakmak lazım. Hiç kimse mutlu değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içerisinde. Mutlu olabilmek için bir şeyler olması gerekiyor. Aileler evlerinden çıktıkları zaman akşamüstü geriye dönerken ben yarını nasıl geçireceğim hesabını yapıyorsa Kıbrıs Türk halkı bununla mutlu olabilir mi? Zannetmesin ki Lefkoşalılar gibi veya Girneliler gibi Kıbrıs Türk halkı her yerde eşit yaşıyor. Bunu çok iyi etüt etmeleri gerekiyor. Karpaz'ın sesini duyacaklar. Meseryan'ın sesini duyacaklar. Lefke'nin sesini duyacaklar. Gidip bakacaklar ki orada yaşayan insanlar nasıl yaşıyorlar. Maraş'a gidecekler. O kapalı yapının içerisinde işsiz, aç, ekmeğe muhtaç insanların hayatlarını nasıl idame ettiklerini görecekler. Bunu göremedikten sonra bu hükümet ne yaparsa yapsın mümkünatı yok. Asla bu işleri düzeltemez. Bunu göremeyen hükümet, Sayın Genel Sekreterim, Başbakan'ın bir açıklamasını geçen, iyi hatırlıyorum bunu yazdık da biz hükümette çatlak Hakikat Gazetesi'nin manşetine koyduk. Başbakan bir açıklama yapıyor. Diyor ki hayat pahalılığı önümüzdeki 3 ayla ilgili önümüzdeki aylara yayarak biz bunu karşılayacağız diye. Aradan çok kısa bir zaman geçiyor. Çok bilmiş Sayın Serdar Denktaş, her şeyi çok iyi bilen gölge başbakan, akil adam diye benim nitelendirdiğim ve bu anlamda Kıbrıs Türk halkına aslında çok zarar verdiğine de inandığım, artık siyaseten de yeter dediğim insanlardan bir tanesi yasa gücünde kararname çıkartarak Ekim, Kasım, Aralık aylarındaki hayat pahalılığını vermiyor. Bir sonraki dönemde 2019'da Allah kerimdir. Sanki hükümette kalıp kalmayacakları çok belliymiş gibi. Ama başbakanın sözü vardı burada. Şimdi birinden biri, yalancı demeyelim, samimiyetsiz demeyelim, bunu Türk halkına bırakalım. Kıbrıs Türk halkı kendisi bir terim kullansın, bir kelime bulsun. Ne uygunsa artık. Şimdi bu anlamda hükümet ortakları bile kendi aralarında mutsuz iken ama bunu dışarı yansıtmama için herhalde yemin etmişler. Kıbrıs Türk halkı ümidi, umudu, geleceği elinden alınmış bir şekilde nasıl çoluğuna çocuğuna bir umut verecek diye bir de bir nesil yetişiyor ama. Hani sizler, bizler belli bir yaşlara geldik artık karakterimiz oturmuştur. Bu saatten sonra bizde çok değişiklik olmaz. Görmeyiz bazen, duymayız, konuşmayız. Bu kadar. Başka bir şey olmaz. Ama ya o yeni yetişen gençlerimiz, sevgili sübyanlarımız benim ve bir başkasının o psikolojisiyle çocuğuna ekmek veremiyorsun, su veremiyorsun ya da geleceğiyle ilgili bir yatırım yapamıyorsun. Bu çocuğun psikolojisi ne olacak? Geçen gün her zaman söyleyeyim, yine söyleyeceğim ve söylemeye devam edeceğim. 16-17 yaşındaki 3-4 tane çocuk çete kurup da restoranlarda kendi yaşlarındaki çocuklardan zorla para alıyor. Aynen öyle. Şimdi bunun sorumlusu siz değilsiniz. Bunun sorumlusu ben değilim. Suçlu da aramıyoruz aslında. Ama devlet olarak sen kendini hissettireceksin. Başbakan çıkıp da bizim elimizde değil biz ne yapabiliriz diyorsa sermayenin sesi misin? Ki düne kadar sermaye karşı savaş açacağını söylüyordun. Buna rağmen bir de Serdar Dektaş'a yüzünü görmek istiyorum senin diye meclis kürsülerinde bağırıp çağırıp naralar attığın zamanlarda tabiri caizse ağzından köpükler çıkardı. Şimdi sen bu adamla beraber senin başbakanken istifada olmadığı zamanlarda istifanı engelleyen insan Serdar Dektaş. Nasıl bir siyaset anlayışı? Nasıl bir Kıbrıs Türk halkının yarattığı bir siyaset modelidir? Yani insana artık şuna bakması gerekiyor. Bırakın Kıbrıs'ı Türkiye'li ayrımını ya. Yoktur artık. Ekmeğin milliyetçiliği yoktur. Ben çok basit örnek Rum tarafına alışverişe giden insanlara baktığım zamanlarda hiçbir zaman yadırgamadım. Dedim ki adam oradaki ekmeğidir ya sonuçta burada 3 lira orada 2 lira. Alacak tabii ki. Oradan vergi mi aldık biz? Rum tarafı bize vergi mi verdi? Sen kalkıyorsun utanmadan askeri kantinlere girişleri yasaklatmaya çalışıyorsun. Yasaklatıyorsun. Aynen. Niye? Vergi vermiyormuş. Senin Rum tarafın tabi oldun diyeyim tabiri caizse Rum tarafından vergi mi aldın da sen askerden vergi alıyorsun? Ekmeğin milliyetçiliği olur mu ya?
Sayın Başkan, Allah'ı seviyorsan, yani bunları söylüyorum bazen insanlar diyor ki biraz tarafsız olman lazım ama kimse babamın oğlu değil ama doğru da konuşmak gerekiyor. Doğru diyorsun. Şimdi şu Rum tarafı... Yani Asya sizin tekerlerinizin sorunu. Efendim, sınır kapıları konusunu açmışken aslında benim yaralı tarafıma dokundunuz. Güven Bey, yıl sonuna kadar Aptıç ve Derinya sınır kapılarının açılacağını, Şubat ayı içerisinde de roaming sistemiyle beraber artık güneyde ve kuzeyde geçiş yapan insanların birbiriyle görüşeceğinin bütün televizyonlarda ve basında Sayın Cumhurbaşkanı tarafından artık gece rahat uyuyabiliriz yani. Sorunlar bitti ya. Çözüldü ya. Oh ne güzel. Tek derdimiz buydu. Hatta bu hususta emeği geçen bütün insanlara da bir teşekkür etmesi gerekiyordu. Bir emek vardı ortada. Hepimiz onlara teşekkür ediyoruz. Fakat Kıbrıs Türk halkının 300 bin insanının büyük bir kesimi kadar olan insan da bu dile getirilmiş konuyu hiç kesin ve kesinlikle gündemine almadı. Nasıl olur ki efendim insan haklarından bahsederken çok özgürce konuşabilen insanlar bu ülkeye sıkıştırılmış olan insanların haklarına sıra geldiği zaman akıllarının köşesinden bile geçmiyorlar. Annan planı süresinde oy kullanmış, rüştünü ispat etmiş, dünya tarafından kabul edilmiş, Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiş insanların Güney Kıbrıs'a geçmeleriyle ilgili en küçük bir çalışma yok. Hatta gündemlerine bile almıyorlar. Sayın Dışişleri Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı, görüşmeci heyet hiç yakından geçmiyor. Peki biz çocuklarımıza veya torunlarımıza, yeni doğmuş bebelere neden Güney Kıbrıs'a geçemediklerini nasıl anlatacağız? Düşün ki bir okul karşıya geçerken nereli olduğunu bilmediği için öğretmen tarafından getirilen çocukların ara bölgelerde sabahtan akşamada bekletildiği hususuyla ilgili ne kadar derin izler bırakıldığını acaba hiç düşünüyorlar mı? Mütekabiliyet konusu dendiği zaman sarsıntı geçiriyorlar. Haksızlığa uğradıkları zaman ortalığı yıkıyorlar. Ama 80-90 bin insanın bu ülkede esir gibi yaşamasına sıra geldiği zaman onlar için hiçbir en küçük kelime konuşulmuyor. Bir gayret de yok. Güney Kıbrıs'a gelmiş vatandaş olmuş. Vietnamlı, Pakistanlı, Rus, Pontuslu, Yunan yani çok rahat bir şekilde kuzeye geçip bizim topraklarımızda at koşturabiliyor. Tabii ki gelsinler. Bizim ne kadar huzurlu bir ülke olduğumuzu görsünler. Düşündükleri gibi burada efendim bir yapının oluşmadığını görsünler. Onların bize yaptıkları gibi biz onları yapmıyoruz. Yapmadığımızı görsünler. Ama biz bu işin çok meraklısı da değiliz. Ama bunu bir şekilde bir karara bağlamak gerekiyor. Çıkıp desinler ki Türkiye Cumhuriyeti'nden bu ülkeye gelmiş vatandaş olmuş, bizimle kader birliği yapmış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurmuş, bu ülkeye alın terini akıtmış, Kıbrıslı Türkler olarak kabul etmiş olduğumuz insanlar size vermiş olduğumuz kimlik kartları sahtedir desinler. Amenna. Diyemezler. Çünkü biz anlam planında oy kullanmış insanlarız. O şansları da yok. Müzakere heyeti bu konuyu bir defa bile gündemine almamıştır. Efendim dini bayramlarda efendim işte Hala Sultan'a giderken kimsenin kimlik kartına bakılmıyor. Bu size büyük bir şanstır. Kelimesini bile söyleyenler var. Yani Din İşleri Başkanı'yla Hristomos'un görüşmelerinden elde edilen bir küçük başarıyı da diplomasi olarak bize ettirmeye çalışıyorlar. Sayın Dışişleri Bakanım, ve Sayın Cumhurbaşkanım, ben bu seslenişi size yaparken halktan bana gelen baskıları size anlatmaya çalışıyorum. Bu ülkedeki çocuklar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu anlayabilmeleri için her koşulda eşit olmalarını sağlamak zorunluluğunuz vardır. Ne olduğunu anlamadan nasıl ki
küçücük çocukları 11 yaşına geldiği zaman kaymakamlıklara gittiğimizde babanın vatandaşlık belgesini getireceksin kelimesiyle sarsıyorsak, aynı sarsıntıyı Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Dışişleri Başkanım, Bakanım, Sayın İçişleri Bakanım yaşattırmayın. Yani hala daha anlamsız yapılar içerisinde sizin çocuğunuz 11 yaşına geldiği zaman, benim çocuğum kimlik kartını almaya gittiği zaman babanın vatandaşlık belgesini getireceksin diyor. Getirmezsen çıkaramam. Bunları bir çocuklarımıza yaşattırıyoruz. Kimlik söylerken çok özür dilerim, bir şey araya gireyim mi? Yeni kimliklerde bayrağımız var mı? Yok. Ya çok rezalet. Evet. Eski kimliklerde en azından KKTC bayrağı vardı. Doğru mu efendim? Güzel bir renkleri de hoştu. Şimdiki bir şeye bakıyorsunuz, ya neyin kimliği olduğu belli değil. Yani Rum tarafındaki alanına Avrupa Birliği Türkiye'nin gibilerinde bir şey var. Ay var. Yani çıkarıp bakalım en azından. Vallahi ben geçen çocuğun benim Kürşat'ın en azından ismi de Kürşat. Kürşat'ın kimliğine baktım. Şu benim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartım. Nerede var efendim? Bayrak yok. Yok işte, evet. Yani. Evet, bu da Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartım. Ha, Türkiye. Evet. Evet, Türkiye'nin üzerinde bayrak var. Neredeyiz? Şurada bakın. Türkiye kimliği arkadaşlar. Bu da bizim devletimizin, milletimizin bizlere layık gördüğü, hiçbir şekilde bizim nerede nasıl temsil ettiğimiz. Ya ciddi anlamda çok yani işte ben şeye de kızıyorum bazen. Ulusal Birlik Partisi'nin hükümet olduğu dönemlerde de, Demokrat Parti'nin hükümet olduğu dönemlerde de bu gibi ayrıntılara neden önem verilmediği, neden bunların göz ardı edildiğini de kızıyorum. Çünkü Ulusal Birlik Partisi Türk Mukavemet Teşkilatı'nın, doğru mu efendim? Bu da eskiden olan... Bu eski, bunu da değiştirecekler. Evet. Bir siyasi uzantısı olarak görülmektedir. Bu mu yani devletin, milletin kuruluşunda kan dökmüş, bedel ödemiş insanların bu noktaya geldiğimizde bayramın olmadığı bir kimliğini beni sokağa çıkardı? Çok doğru söylüyorsunuz. İnanın ki konuşabileceğimiz veya dile getirebileceğimiz vatandaşın haksızlığa uğradığı, kendini yalnız hissettiği, sahipsiz hissettiği, efendim bu ülkede ayrımcılığa, ayrımcılıktan bahsediyorlar. Ne ayrımcı? İşte ayrımcılığın alasını anlatıyorum. Ayrımcılığın alasını anlatıyorum. Yani bunu yapanlar sokaktaki insanlar değil, devlet yetkilileri. Ayrımcılığın alasını anlatıyorum. Yani bu ülkede hakim savcı olamamış, hiçbir şekilde hiçbir okula müdür olamamış, hiçbir kurumun başına gelememiş, temsiliyet hakları elinden alınmış, efendim insanların yeni doğuşun çevresinde buluşması, yeni doğuşun saflarında olması, haksızlığa uğramış bütün insanların yeni doğuşa gelmesi, efendim siz Türkiyelilere partisini diyor. Nasıl bunu dersiniz? Korkutuyor musunuz acaba belli bir çevrelere? Yok yok, şu anlamda yükselişinizin anlamında. Ben bunu birçok yerde duyuyorum da ciddi anlamda size katılımlar da var. İyi katılımlar da var. Hatta geçen genel başkanımız da söyledi. Magosa'da, Gazi Magosa'da galiba Barolar Birliği'nden, hani o yerli diye tabir ettiğimiz buralı insanlar. Tekabiden aramıza katılmış arkadaşlarımız idare milli görevini yapıyorlar. Şu an Gazi Magosa idare amirimiz Tekabeden bize geldi. Parti meclisine seçilmiş birçok arkadaşımız var. Gazi Magosa ilçe yönetimine seçilmiş arkadaşlarımız var. Genel sekreter yardımcılık görevini almış arkadaşlarımız var. Genel başkan yardımcısı olan arkadaşlarımız var. Biz bunları, yani efendim bizim aramızda Kıbrıs kökenli arkadaşlarımız da var diye kimseyi çağırmadık. Onlar bize inandı, bizimle yol arkadaşlığı yaptı ve bu davaya inandıkları için biz birbirimize sarılıyoruz, kucaklaşıyoruz, birbirimizi seviyoruz. Birbirimize karşı büyük bir saygı duyuyoruz. Şimdi Gazi Magosa'daki Tamer Karakaş'ta sesleniyorum buradan arkadaşıma. Biz birbirimize karşılaştığımız vakit birbirimize sarılıyoruz, keyif alıyoruz. Dinçer Şakıcı'yı gördüğümüz vakit bundan büyük bir keyif alıyoruz. Yani bunları kimsenin inkar etmesi mümkün değil. Veya bu görevlere talip olurken bu arkadaşlarım, efendim siz bizi yok sayıyorsunuz, eziyorsunuz, bilmem şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz diye bir konuyla hiç biz karşı karşıya kalmadık. Çok rahat şekilde yarışan arkadaşlarımız gelip ilçe yönetimlerine rahat şekilde girebiliyorlar. Yarışmacı kimlik içerisinde oylarını alabiliyorlar. Sonuçta bu siyasetin içerisinde kardeş kardeşi kesiyor. Böyle bir seçim sisteminin Kıbrıs Türk halkına ne büyük yaralar açtığını hepimiz biliyoruz. Bir kere bu seçim sistemini değiştirip bu anlamsız efendim karma oy sistemini ortadan kaldıramadığımız süreç içerisinde hepimizin dayanacağı bir liman olması gerekiyor.
Efendim sen oralıydın, ondan oyalamadın. Efendim sen buralıydın, ondan oyalamadın. Bu insanlar kazanabilmesi için ne değişik entrikalar çevirdiğini hep beraber gördük. Hepimiz seçim geçirdik. Aslında statüko işte bunlar. İşte. Yani olay bu. Statükodan bahsediyor. Kendilerine göre kurulmuş bir sistem var. Evet. Efendim doktorların ayrı bir dünyası, hukukçuların ayrı bir dünyası, iş adamlarının ayrı bir dünyası, sermayenin uşağı olabilecek bir dünya arıyorlar ve bu dünya içerisinde sahiplenmiş oldukları kişileri bu makamlara getirip Kıbrıs Türk halkına bedel üstüne bedeller ödettiriyorlar. Bunların değişmesi lazım ve bunlar bir an önce düzgün bir şekilde yoluna konması gerekiyor ki ancak o zaman Kıbrıs Türk halkı rahatlar. Şimdi bizi dinleyen birçok kesimdeki insanlar mutlu, birçok kesimdeki insanlar da yeni doğuşlar çıkmış işte yine asıyorlar, kesiyorlar diyorlardır. Ama biz gerçekleri anlatmaktan hiçbir zaman geri kalmayacağız. Biz Kıbrıs Türk halkının sesi olmaktan hiçbir zaman efendim susmayacağız. Efendim haksızlığa uğramış, temsiliyet hakkının elinden alınmış, bu ülkede yok sayılmış, emeğinin karşılığını alamamış, efendim fırsat eşiğinden yararlanamamış her insanın sonuna kadar sesi olacağız, sözü olacağız. Bunu kimse elimizden alamaz. Şimdi bu konuşmaları güzelce sizde dinlerken ben bir kareyi gördüm. O karede Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı, yeni büyükelçimiz Başyeri Beyefendi'yi kabul ettiği zaman arkasında birkaç kişi de sıralanmış. Bir kişi var ki o bürokratı zamanında Türkiye Büyükelçilerinde kanlı el bırakılmasında ya da kendisinin kara çarşaf giyerek, takke takarak Türkiye'yi protesto ettiğinde, elçiliği protesto ettiğinde, Türkiye ve Türkiyelilere karşı hareket planı çizildi sendikalık dönemlerinde. Şimdi bakıyorum takım elbise giymiş, Sayın Büyükelçimizi karşılıyor ya da bu kişi devletin varlığına, bütünlüğüne, bekasına inanmamış. Ama müzakere masasında Sayın Akıncı'nın notlarını tutuyor, onu götürüyor veya bunu getiriyor, şu konuşulması gerekiyor, tercümanlık yapıyor ve o müzakere masasında oturmuş ya da bu devletten maaş çekiyor. Şimdi insan da biraz vicdan da olur, Allah korkusu da olur. Ama maalesef bu Kıbrıs Türk halkı o kadar çok demokratik bir yapı içerisinde ki bu insanları da getirip buralarda bürokrat olarak bizim gözümüzün önüne sokuyor. Sokuyorlar. Ben de bunları gördüğüm zaman sıkıntı yaşıyorum. Yani bir tarafta devletine milletine inanmış, vatanı milletini seven, bu toprakları vatan bilmiş, her anlamda canını da kanını da feda edebilecek bir yapı var. Devletine sahip çıkıyor. Diğer tarafta da tam tersi bunların yapılması ve yaşanması için her türlü entrikayı da çevirmiş zamanında. Şimdi de gerekli olduğu için takım elbisesini giymiş ama yarın bunu çıkardığında yine o eteğini giyerek, etek giydirirler adama işte zamanında. O kara çarşafıyla beraber büyükelçinin önünde ya da sizin partinizin önünde size eylem yapacaktır. Yapacak. Yani böyle samimiyetsiz bir ortam olmaz. Hükümete de sesleniyorum bu anlamda. Akaryakıt indirimi ve dolardaki düşüşün piyasaya yansımasını bekliyoruz. Başbakan Tufan Bey, iyi bak demiş, senin iyi bir kişiliği var ama siyaseti iyilikle yürümüyor. Bir açıklamasını görüyorum bir gazetede. Yani neyini bekliyorsunuz? Gökten vahiy mi gelecekti? Ya Sayın Başkan, o kadar çok konuşacak konuda var ki aslında. Yemin ederim ben ekranlara çıktığımda bazen haddimi aşıyorum, biraz kendimden de geçiyorum. Ama ciddi anlamda tehlikeler var. Dediniz ya, dövizin yükselişini, krizlerin geleceğini bizler gördük, ikaz ettik, anlattık ama bu gözü görmeyen, kulağı duymayan, konuşmayan ya da tabiri caizse üç maymun oynayan bu siyasi yapının bu memleket halkına verdiği zarardan dolayı evet ben de çok istiyorum erken seçim olsun. Para yok diyorlar. Peki eğer hükümet eden 27 milletvekili bu noktada bir karar alırsa diğer 23 milletvekiliyle kabul edecektir ve 50 milletvekiliyle belki anayasa değişecektir. Olamaz mı? Siyasi partiler yardımına kalksın. Bir daha broşür bastırılmasın. Gazetelere, televizyonlara reklamları verilmesin. Aynı insanlar olacak. 3 aşağı 5 yukarı. Hızlı bir şekilde seçime gidersin. Bir daha bu hükümet edenler milletinden orayı, o oyu alırsa, hükümet ederse ben de burada herkesin önünde özür dileyeceğim. Diyeceğim ki demek ki bu millet bu insanları şanslı bir şekilde seçmemiş, isteyerek seçmiş, bir kez daha çünkü getirdi. Dolayısıyla herhalde bu memleketi bir erken seçim, bir güven tazeleme kurtaracak. Aynı fikirdeyim, kesinlikle katılıyorum. Sanırım ki erken seçim kaçınılmaz bir yapı içerisindedir. Biz 2020 Cumhurbaşkanlığı arifesindeki olan süreçte bir erken seçim bekliyoruz.
Bu erken seçim olur mu olmaz mı? Tabii ki hükümetin şey yapacağı. Aslında Ulusal Birlik Partisi'nin geçirmiş olduğu kurultay... Bu hodur meydan mı istiyor acaba? Yani kurultay biraz dengeleri çok bozulduğu görüldü. Yani kendi değerlendirmelerimi katmak istiyorum. Tahmin edildiği gibi kurultay oldu. Efendim sonuçta İrsem Bey Ulusal Birlik Partisi'nin başkanı oldu. Onu buradan tebrik ediyorum. Çok güzel bir yarıştı. Genel seçime hazırlanan havayla beraber bir yarışmaya katıldılar. Ve bir değişim gerçekleşti. İşin ilginç tarafı 2013 seçimlerinde çok başarısız olan bir Ulusal Birlik Partisi yeni başkanıyla %36'lara çıkan bir oy aldı. Yerel seçimlerde %43'lere bu şeyi dayandırdı. Ama üye dedi ki bizim bunda genel başkanımızın çok büyük bir fonksiyonu yok. Kurumsal yapımız bize bu oyu getirdi dedi. Kendi değerlendirmemi söylüyorum. Partisine sahip çıktı aslında. Partisine sahip çıktı. Ve genel başkanı değiştirdi. Yeni bir genel başkan getirdi. Bir tarafta mevcut hükümet içerisindeki dengeleri alt üst etti. Birilerini güçlendirdi. Birileri ise hükümetin bozulmaması için olağanüstü bir gayret sarf etmek zorunda kaldı. Kalıyor şu anda. Yani Demokrat Parti hükümet bozulduğu anda sıfırlanıp evine gideceğini biliyor. Toplumcu Demokrat Partisi bir daha hükümet olma şansı yok. Üç olan milletvekili sayısı belki bir, belki hiç olmayacaktır. Halkın Partisi almış olduğu %17'lik oyu %8'lerin altına düştüğünü çok iyi biliyor. Bundan dolayı ki bu dengeleri tabii koruyabilmek için aynı şekilde aynı kendi iş kavgaları Nisan ayında başlayacak, kurultayları evet. Var. Başarısızlıkları bir şekilde parti başkanı kimse şu an Tufan Bey'e kesecek. O da önemli çünkü. Evet. 12 milletvekili belki 7'ye 8'e düşecek. Düşecek. Bundan dolayı bu erken seçimi kolay kolay gözlerinin önüne getirmek istemiyorlar. Hatta bu işte yükselişin çok hızlı olan Ulusal Birlik Partisi ve Yeniden Doğuş Partisi dışında hiçbir siyasi partinin büyüdüğünü herkes bunu kabullenmiş durumda. Bir büyüme var ama ne kadar büyüme olduğunu ancak bir seçimde görebiliriz. Bizim beklentilerimiz belli. Biz %20'nin üstünde bir oy bekliyoruz. Bu %20'lik oy bizi nereye götürür onu o zaman göreceğiz. Ama bu hükümetin bozulabilmesi o kadar kolay değil. Sadece ve sadece çok zıt konular olacak ve res çekecek ve bunu bozarsa bir tek Cumhuriyet Türk Partisi bozar diye düşünüyorum. Artık bu ülke taşıyacak gücü kalmaz. Ekonomik protokolle alakalı yine bir sıkıntı yaşanabilir mi? Çünkü protokol daha önce çok ona da katılmıyorum. Çünkü bu ülkede da. Güven Bey, ekonomik protokolle ilgili yıllarca ekonomik protokol imzalanmış ama uyulmamıştır. Yani beklentilere ne bu hükümet cevap verir ne bir sonraki hükümet cevap verebilir. Yani Kıptek'in özelleştirilmesi, Telsen'in özelleştirilmesi, limanların özelleştirilmesi, ekonomik işbirliğinde uyum süreci, buna verilen iyi niyet mektupları hepsi havada kalmıştır. Havada kalmaya da devam edecektir. Bütçe yarı yıl dönem olmadan sıfırlanıp o kadar da açığa geçiyorsa buradaki karmaşanın ne olduğunu ya çok bilgisiz ve beceriksiziz veya gerçekten biz şu an 1 milyar bir açık var. İmzalanmadığı zaman da bu açık 2 milyara da yaklaşabiliyor ve maaşların ödenmesinde de sıkıntı yaşanacak. Hatta 13. maaşların ödenemeyeceği konusunda da konuşmaları da biz duyuyoruz. Dolayısıyla ister istemez herhalde bir şekilde bir seçime gitmek mecburiyette kalacaklar ya da hükümet içerisinde yeni bir formül olacak. Yani yeni bir koalisyon hükümeti düşünülebilir. Yeni bir koalisyon hükümeti düşünüldüğü zaman bu uyum süreci sağlanır mı çok zor. Efendim süreç yani biz Yeniden Doğuş Partisi olarak diyoruz ki biz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin arifesinde ve hemen sonrasında 2020'de 20 yılına bir erken seçim bekliyoruz. Ya da aynı anda da olabilir. Aynı anda da olabilir. Yani bu çok zor. Bu koşullar içerisinde, bu seçim karmaşası içerisinde efendim seçim halk oylaması yasası dolayısıyla çok sıkıntılı bir şey olur. Becerebilirler mi, beceremezler mi? Bunu süreç gösterir. Ama bu ülkenin esas anlamıyla kalkınabilmesi için çalışacak insanlara ihtiyacı var. Saklanacak insanlara değil. Yani üretebilen, ürettiğini pazarlayabilen ve bu memleket sevdalısı, memleket sevdalısı sıcak paranın akışını sağlayabilecek yapılar lazım. Bunları
ana vatan Türkiye'de kavga etmeden orası şimdi, bir dost, arkadaş, kardeş, abi kim nasıl görüyorsa Türkiye da, Cumhuriyeti'nden üretilen patates limandan geri döndü. 150 ton. Efendim elindeki raporlar Türkiye'nin her yerinde bu patatesin çok rahat şekilde satıldığını gösterebiliyor. Ama Kuzey Kıbrıs'a gelmesiyle ilgili yapılan tahlillerde bilmem ne çıkmış falan. Oysa ziraattan alınan raporlara bakıldığı zaman Türkiye'de bunu herkes yiyebiliyor. Acaba gerçekten bir sorun mu var? Yoksa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birilerini biraz daha fazla zengin etmek için böyle mi olması gerekiyordu? Şu anda hiçbir yerde patates yok. Doğrudur. Herhalde patatesten itibaren patatesi 20 liraya yiyeceğiz. Ki zamanında da patates biliyorsunuz 1 lira fakirin umudu, evet, ekmeği, soğanla 1 lira 40 kuruştan veya 20 kuruştan alınmış olan patatesi bu sermaye babaları vatandaşa 11 Türk lirasından sattı. Devletin bu insanlara bir kontrol mekanizması var mı? Bu insanlar efendim bu 11 liradan sattıkları patatesin vergisini devlete ona göre ödüyorlar mı? Yoksa bundan hiç mi haberleri yok? Bunlar nerede saklanıyor? Nasıl piyasaya çıkıyor? Nasıl bu buralara ulaşmışlar? Bunu biliyorlar mı? Tarım Bakanlığı bunun kontrolünü yapıyor mu? Toprak Ürünleri Kurumu ne yapar? Bu patatesi neden sahip çıkmamıştır? Devlet olarak niye el koymamıştır? Bunu da sorgulamak lazım. Adanın her tarafında patatesi saklayabilecekleri soğuk ambar depoları vardır devletin. Bunlar bomboş. Özel şahısların sivil depoları, onlara ait depoları full dolu. Devletin bütün toprak ürünlerine ait kurumlardaki depolar bomboş. Böyle olursa bu vatandaş patatesi 11 değil 20'den de yiyecek. Çaresi yok. Şimdi domates konusu işte Türkiye'den kapılar açıldı. Buraya domates gelmesi sağlanacak. İşte sağlandı. Ama Kuzey Kıbrıs'ın içerisindeki hiçbir yerde Türkiye'den gelen domatesi kimseye yediremedik. Siz gördünüz mü hiç acaba? Yok. Nerede bu domates? Soğuk hava depolarında mı? Yoksa güneye mi satıldı? Yani Türkiye'de harika bir domates var. Vereceğim paraya dersin ki en azından evet gerçekten 6-7 lira para verdim ama almış olduğum domateste damak tadı vardı. Büyük bir keyifle bunu yedim. Sarımsak domatesle işte 12 lira 13 lira. Yani şunu anlatmak istiyorum. Üretebilen ve bu ülkeye sıcak para akışını sağlayabilen, kendi sektörünü koruyabilen, inşaat sektörünü koruyabilen, sanatkarını koruyabilen devlet olarak durmak zorunluluğumuz vardır. Ekonomik işbirliğini eğer uydurabilirsek, uyabilirsek, vermiş olduğumuz kararlara sahip çıkabilirsek, iyi niyetimizi gösterebilirsek bu ülkeye sıcak para akar. O zaman Kıbrıs Türk halkı rahatlar. Bu koşullar içerisinde bu ülkeye turist gelmezse, öğrenci gelmezse, efendim üretim yapamazsak, dışa bağımlı vaziyette yaşamımızı idrak edersek, gelmiş olan suyu kullanamazsak, tarıma bunun katkısını sağlayamazsak ve biz bu şekilde devam ettiğimiz sürece asla ve asla Kıbrıs Türk halkını mutlu edemeyiz. Zenginler biraz daha zengin, fakirler daha biraz daha fakir olur. Evet. Çözüm ne olur? Arasında bir uçurum oluşur. İnsanları evet, topraklarını satmaya doğru sürekli zorlayarak veya sürekli göç etmesi için baskılar oluşturarak bu ülkedeki genç dinamik insanları başka ülkelere yollamanın çözümünü efendim yaratarak sanırım bizi bezdiriyorlar. Sloganlar vardı ya efendim işte ne demek umut yok diye. Her şeyin içine ettiler. Şimdi buraya gelmeden bir kardeşim bana mesaj attı. Dedi ki Sayın Genel Sekreterim, televizyon programına gidiyorsunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde değil, Kıbrıs'ta Rumlar ve Türkler yaşıyor dedi. Yani zenciler ve beyazlar değil. Bunu dedi anlatmanızı çok istiyorum. Kıbrıslı Türkler İngiltere'ye, Avustralya'ya, Kanada'ya veya Türkiye'ye gidip orada vatandaş oluyorlar. O ülkenin içerisinde yaşayan Kıbrıslı Türklerin vatandaşlıkları acaba sorgulanıyor mu diye bunu bana atan Levke'den Ahmet Köroğlu'nun oğlu kök Kıbrıslı bir kardeşim. İsmini de vereyim. Ahmet Köroğlu'nun oğlu. Şimdi ne kadar üzücüdür ki Türkiye Cumhuriyeti'nde ve İngiltere'de
veya Kanada'da veya Avustralya'da yaşayan Kıbrıslı Türkler o ülkeye alışabiliyorlar. Dinleri dilleri hiçbir ortak yönleri yok. Aynı soydan gelmiş Kıbrıslı Türklerin, yani 1571'de gelenler, 1975'te gelenlerin soyları, kökleri, yaşam koşulları, örf adetleri, anneleri, birbirine benzeyen insanların kendi içerisindeki vatandaşlık konusuyla ilgili sen benim kimlik kartımda senin yine bir zanneten der. Nasıl diyor bunu? Yani eşitlik yani biz der. Eşitlik be kardeşim. Rahatsızlık duymuş olduğun hususları bu şekilde kusman inanılmaz çevrendeki bizdeki insanları ne kadar üzdüğünü sen bilemezsin. Senin çocukluk arkadaşlarınla oturmuş olduğun, büyümüş olduğun, oynamış olduğun yerdeki insanlar hayretler içinde sana bakıyorlar. Allah'tan sizlere de sizin gibi düşünen insanlar da bu anlamda karşılık vermiyor. Evet. Bütün sağduyularını koruyup gülerek bir şeyleri tatlı tatlı yani, anlatıp geçiştiriyor, yani, yoluna bakıyor. Yani ne bir de onların yaptığı hataları sizler de karşılık verseniz evet o zaman sıkıntı çıkacak. Evet, çatışma işte. O zaman ırkçılık ortaya çıkacak. O yüzden sizin bu anlamdaki sizin ve partinizin de sağduyuruna sunasına ben teşekkür ediyorum. Siz de yine kendinizi anlatmaya devam edin. Küsmeden, kızmadan, üzülmeden, bıkmadan buna ihtiyaç var çünkü. Sonuçta tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de yaşayan o 75 öncesi, 1575 sonrası, 75 sonrası gelen herkes bunu görecektir. Zaten partiye katılımlar da bunu göstermektedir. Sayın Başkanım, vaktimiz doldu. Ben son cümlenizi alıp programı kapatmak istiyorum efendim. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten dıştaki çok büyük sorunlarımız var. Bakın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaşayan insanlar olarak refah seviyemiz çok düşük noktada. Dünya peşimizi bırakmıyor. Hatta Doğu Akdeniz'deki petrol yatakları dünyaya hazırlanmanın yoluna gidiyorlar. Herkes buradan bir üst koparmanın yolunda. Amerika, Rusya, İsrail, Fransa, herkes bir şeyler peşinde koşuyorlar. Ortak nokta enerji kavgası. Netice itibarıyla eğer ki biz kendi içimizdeki kavgaları bitiremezsek, bu derece zayıf düşersek, elimizdeki tek kol olarak kalmış kuzey olan Kuzey Kıbrıs'ı kaybedeceğiz. Yani Kıbrıs Türk halkı büyük fedakarlıklar vermiş, büyük efendim sıkıntılar yaşamış. Kıbrıslı Türk olarak ayakta kalabilmek için çok büyük bedeller ödemiş. Analarının babalarının, analarımızın babalarımızın vermiş olduğu bedelle bir Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuş. Buna sahip çıkma zorunluluğumuz var. Bugün Doğu Akdeniz'deki başlayan sürece bakıldığı zaman işte İsrail, Kıbrıs, Yunanistan üzerinden petrol boruları çekilecek. Türkiye devre dışı bırakılacak. Avrupa'ya Mora üzerinden petrol götürülecek. Buna Avrupa Birliği 34,5 milyon dolar bütçesini ayırmış. Bunun Avrupa'ya yayılmasını sağlayacak. Amerika buna destek verecek. Biz bunları hiç düşünmeden, ne olduğuna bile bakmadan bizim aklımız hala daha Türkiye'li Kıbrıslı konusuyla uğraşıyor. Bakın eğer ki Türkiye Cumhuriyeti olmasa bugün Doğu Akdeniz'deki hiçbir gücümüz olmadığını ve bizi hemen yok edeceklerini anlamamız gerekiyor. Bugün gerçekten sahaya indik diyebiliyorsak bugün Alanya'da Fatih gemisiyle beraber, sondaj gemisiyle beraber araştırma yapabiliyorsak, 3600 metrelere inebiliyorsak bunun bir bedeli var. Bu bedeli Türkiye Cumhuriyeti bize karşı defalarca ödemiş. Ödemeye devam ediyor. Anlatmak istediğim şu, gelin içimizdeki bu anlamsız sevgisizliği bir kenara bırakalım. Kucaklaşalım. Güney'e karşı tek yumruk olalım. Sesimizi öyle verelim. Ve dünya Kıbrıs Türk'ünü sorgularken herkesin eşit olduğunu görebilsin. Ve biz Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı neler borçlu olduğumuzu görebilsin. Ve desin ki Kıbrıs Türk halkı bu koşullar içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'yle et ve tırnak gibidir. Bunu sağlayabilmiş. Bunlar çok güçlüler ve biz bunları yıkamayız desinler. Farkında olsun ki bütün dünyanın gözü artık Doğu Akdeniz'de.
petrol yatakları, doğal gaz yatakları burada. Hidrokarbon yatakları burada. Buraya herkes gelecek. Buraları koruyacak Kıbrıs Türk'ünün bir gücü olamaz. Avrupa Birliği veya Birleşmiş Milletler kimi korumuş şimdiye kadar ki Kıbrıs Türk'ünü korumuşlar? Hayır, dikkat alsalar. Biz yaşamamış değiller, yaşamışlardır. Yaşamışlardır. Bakın 1964 Erenköy çatışmaları. Barış gücünün olmuş olduğu bir ortam içerisinde Kıbrıslı Türkleri ezim ezim eziyorlar. Dünyaya bağlantılarını kesmişler. Elektriğini kesmişler. Ulaşım yollarını kesmişler. Erenköylüler günlerce aç, susuz, her şeylerini kaybetmişler. Ama barış gücü ortaya çıkmıyor. Sahip çıkmıyor, korumuyor. Ve o insanlar köylerini, 5 tane köy terk edip gelip Erenköy'ün içinde birleşmek zorunda kalıyor. Neden? Barış gücü korusa koruyacaktı. Bunları geçelim kardeşlerim. Bunları unutmayalım. Kıbrıs Türk'ünü koruyabilen, koruyacak olan ana vatan Türkiye'den başka hiçbir ülke yok. O yüzden gelin bu anlamsız kavgaları bir kenara bırakalım. Sen kaç günlük vatandaştın? Senin kimliğin başka. Benim kimliğim başka. Sen nerede buldun bu hakkı? Sen de kendini Kıbrıslı zanneden. Demekle beraber bizi rencide etmekten başka bizim üzerimizden hiçbir şey çıkaramazsın. Çünkü biz gerçekten Kuzey Kıbrıs'ı seviyoruz. Bu ülkeye her şeyimizi yatırmışız. Kuzey Kıbrıs sevdalısı olmuş. Burayı vatan bilmiş ve vatan yapmış insanlarız. Bu vatan topraklarında inandığımız kadar, yani bu inandığımızın altı ölüme kadar koruyacak kadar cesuruz. Birilerinde güzel cevap oluyor işte böyle. Bunu alacak olan alsın ve Yeniden Doğuş Partisi'ni o anlamsız yapılar içerisine sokmasın. Biz burasını vatan bildik. Kıbrıslı Türklere Yeniden Doğuş Partisi olarak hizmet etmek için varız. O hizmeti yaparken de hiçbir tanesinin Limassol'lu mu, Baflı mı, Hataylı mı, Trabzonlu mu, Adanalı mı olduğuna bakmamaksızın Ardahanlı mı bilgisi, kimlik kartları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olan, burada yaşayan, burayı vatan bilen biz de herkesle paylaşırız. Ve bu yolda varız. Sonuna kadar var olacağız. Ağzınıza sağlık. Çok güzel söylediniz. Eşim bir 20 dakika önce mesaj attı. Biraz az konuş da konuğun konuşsun diye. O yüzden ben ara ara müdahale ettim. Yok, hayır. Çok güzel bir program oldu. Konuşursunuz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreç içerisinde yine inşallah birlikte oluruz. Tabii ki. Bu güzel değerlendirmeleri gerek sizin gerek partinizin diğer yetkililerle beraber nabzı gündemi tutmaya devam ediyoruz efendim. Çok teşekkürler. Çok ben sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, konuşma zamanının bir kez daha sonuna geldik. Sayın seyirciler, bugün çok önemli bir konumuz var demiştik. Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Sayın Turan Büyük Yılmaz komutanımızla müzakereleri konuştuk. Ülke içerisindeki sıkıntıları dile getirdik. Irkçılığa gitmeden kardeşliğin önemine vurgu yaptı. Kendisi ve aynı zamanda hükümetin ne kadar beceriksiz ve basiretsiz politikalarla Kıbrıs Türk halkının bir elini cebine, bir elini de boğazına koyarak nefes aldırmamak için sanki yarışa girdiklerini aslında dile getirdik burada. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.